Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stardew Valley orijinal serimizin 39. Hemen kopya çekiyorum. Evet, 39. bölümüyle karşınızdayım. Güzel ilerlemeler kaydetmeye başladık ama size demiştim, kışı bekleyin demiştim. Çünkü çiftlik işleri çok azalıyor ve çok azaldığı için yatırım işlerimiz olsun, hikaye olsun vesaire daha iyi ilgilenebiliyorum. Kapı çarptı da ona baktım. Evet, hemen devam ediyoruz. Bebeğim. En son Yıldız kaydı verdi. Bu arada çekmeye devam ediyorum. Bu üçüncü video. Bilginiz olsun. O yüzden biliyorum. Sıcağım. Yani ne yapacağımı biliyorum. Falan filan. Yıldız kaydı verdi. İşte aşkımın simgesi bebeğim falan filan dedi. Ruhlar ne iyi ne kötüymüş umurumda değil. Bugün maden yapıyoruz. Çünkü bütün bir yıl neredeyse madeni bekledim. Ay, çıkmak üzereler. Tipleri çok tatlı. Aa, iki tane kerevit vermiş. Helal sana. İki tane daha. Ay, üç tane daha var. Oğlum niye boş dursun ki? Yapsın olduğu yerde yani. Haksız mıyım? Nutella neredesin? Aa, bu bitmiş. Çok iyi. Bakın bebek gibi. Şimdilik ufak tabii ki de. Sonradan bunu da büyüteceğiz. Ben hemen şöyle stok işine bakacağım ama şöyle bir şey var arkadaşlar, bir tane. Yani ben bu sistem için yıldız meyvesini hayal etmiştim. Ay, özür dilerim, eski meyveyi hayal etmiştim ama eski meyve bizi biraz üzecek çünkü hala tohumunu bulamadım. Tohumunu hala bulam. Ben... Tamam, Levis'in görevini yaptık. Mürekkep balığı yakalamaca. Bugün Robin'in görevini yaptıysam kerese falan kesmeyeceğim ya. Daha dün topladım bunları da. Toplamayacağım. İstemiyorum. Trip atıyorum kereste. Levis şeyin Willy'nin konuşabilsem çok şey anlatacağım da işte. Konuşmak. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Balığı son tutarız ya. Kış boyunca tutacağız zaten balığı. Sıkıntı değil. Hallederiz yani. Hele ki bu akşam pazarı diye bir sistem oluyor biliyor musunuz? Bilmiyorum. 3 gün boyunca birileri geliyor satış yapıyor falan filan. Orada illaki tutuyoruz yani mürekkep balığı. Ona ben tersini götürürüz. Acelemiz yok. Okey. Şimdi bugün maden. Yapıştırıyorum madene. Bilginiz olsun. Madeni halledelim. Yani ürün şey yapalım artık. Ürün diyorum. Çok özür dilerim. Maden sıkıntısı çekmek istemiyorum. Yani ne bileyim. Olsun her şeyden kenarda. 20-30 tane, 40 tane. Yani ben niye maden sıkıntısı çekiyorum ki sürekli? Şaka. Ciddi miydi o? 60 yıl suya düştürmemiş olabilir mi ya? Orada şurayı beğendim. Ne konu şu an bu değil. Kendine gel, suya düşürdün. Aa, aa. Abi ne insanım, delireceğim ya. Ben şimdi maden yapmaya düşüyorum, üstüme kalabalığına bak. Yer yok ki. Nereye koyacaksın? O yüzden biriktir diyorum ya. Bakın demek istediğim şu mesela her şeyi görüyor. Tık. Ben ne yiyeceğim? Madende. Bunu hiç düşündük mü biz? Bunları yiyeceğim. Düşünmüşüz. Hatta ve hatta maden. Geç bile kaldım. Bakın ben başıma geleceği biliyorum. Niye bunu yanımda taşıyorum sanıyorsunuz? Almayacağım. Bırak peşimi. Taşımasaymışım da olurmuş yani. Nerede kalmışım? İyi, 105'teymişim. Hadi bakayım. Bugün ruhlar çok iyi değil. Önce şu madeni bir bitireceğim. Sonra gerçekten kış boyunca eğer sıkılmazsam ve unutmazsam şey yapmayı düşünüyorum. Hani bakır stoklayacağım. Demir stoklayacağım. Ben çünkü hani uzun süre maden yapmak istemem arkadaşlar. Bir de şunları kırmalıyım, taşım hiç yok. Uzak dur benden. Savaşmak gibi bir derdim yok sizinle. İzninle yer alıyorum ben. Beni bir salar mısın? Gerçekten sıkıntılısın ya. Gel. Nereye gidiyorsun? Tamam. Şurada topaz var. Veriyorum. Şey değil de yani altın cevherin hiç çıkmaması. Peki yanık çöp. Güzel. Yanık çöp değil mi? Evet. Altın çıktı. Onu alacağım. O yüzden bu arkadaşı kesmek zorundayım. Başka altın yok. Aa, bir gizli not daha. Hemen okuyayım. Hemen okuyayım. Aha, bakın. Çölde hazine. Bulduk. Bir tanesini bulduk. Bahsettiğim buydu işte benim. Hiç hazine çıkmıyor dediğim buydu. Böyle olsun güzel. Ve benim acilen cüce dilini çözmem lazım. Yani ben bombayla dalmak istiyorum buralara. Gerçekten bombayla dalmak istiyorum. Sen sıkıştın mı oraya? Çok üzüldüm. Gel.
Bu bana saldıracaktı lan. Saldırdı bile. Oh! Ağla. Sen gel. Belki yol çıkarırsınız diye kesiyorum size. Gerçi şeye de ihtiyacım var benim. Bu balçıkça şeyi çıkıyor. Ne bu? Balçıkça. Domuz yağlarından şey yapacağız ya. Domuzlardan çıkan yer mantarından yağ. Yani 5 kat insem şükredeceğim. O pozisyondayım şu an. Bu da iyi değil çünkü. Kömür güzel. Kömür de çok ihtiyacım var. Burası bir de son kat değil. Ama burası çok büyük. Ne yapacağız? Ya aşağılara baksana. Belki yol vardır dediğinizi hissediyorum. Ama zaten amacım benim bir yandan taş da kasmak ya. Taşım hiç yok ya benim. Var mıdır sizce orada altın? Üste var. Bir kat daha ineriz. Sıkıntı yok. Dedi ve inemedi. Kaç altın? İyi güzel. 31 altın. Aa şey var. Heal var. Ama bak bastı bile. Daha vurmadım hayvan herif. Ne heal basıyorum kendime. Aa 30 vururum 60 heal basıyor. Böyle bir şey olamaz ki. Sanki solda gibi hissettim yolu. Neden bilmiyorum. Belki temiz kalpliliğim tutmuştur. Bilemeyiz. Hani belki doğru bilirim. Temiz kalpli bir insan olduğumu düşünüyordum da böyle bu kadar çabuk dualarımın kabul olduğunu hiç tahmin olabileceğini hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Burada kel kapa var. Önce şunu bir keseyim. O kutuları kırmak istiyorum çünkü. Tamam bu öldü. Şu canımı sıkmazsa sıkacak gibi. Şunu keseyim. Üzerine düşünecek fikirlerim var. Okey. Tehlike atmayacağım. Altınlar var orada. Onları da alacağım çünkü. Burada iki tane yaratık olduğu için biraz kendimi toparlayayım. Ciddi mi? Demek ki bu şekilde dans etmişim, ölüyormuşum. Okey. Bunu yemedim. Neden? Çünkü eve gideceğim de yemedim. Onun bir süresi de var. Onu hani girişte yeseymişim olurmuş. Ya Allah bela. Hiç işimi tehlike atmayacağım. Çıkıyorum ve eve gidiyorum. Bütün kış buradayız zaten. Aa. Aa, uzay çizmeleri. Güzel. Güzel oldu. Böyle kırmızı ayakkabıların güzel de mora geçeceğiz. Evet, sizinle daha uyumlu oldu. Güzel oldu. Tamam ev yapalım. Şu yumurtaları falan değiştirelim. Yarın yine geleceğiz zaten. Sıkıntı yok. 110 mu yaptık? 115 yaparız yarın. 11 tane kömür çok güzel olmuş. Bak 11 kömür. 11 kömürü sevdim. 2 süt. 2 yumurta. Bunlar dolacak. Aa 3 süt. Zamanla yapacağız onları. Çünkü sürekli mağada yapacağım için gün içinde burada olmayacağım. Orada birikim yapacağız öyle söyleyeyim. Sabah hayvanlarla ilgilenir koşar gideriz ama. Tamam bunları satalım çizmeyi eve bırakalım. Şu çok az veriyor ya. Keşke şöyle güçlü bir şeyim olsa. Keşke güçlü bir şeyim olsa. Keşke güçlü bir şeyim olsa. Abigail'in günlüğünden bir sayfa. Sevdiğim şeyler. Uyumuş kabak kokusu. Yastığımın altına amatist taşı koymak. Çikolatalı kek. Baharatlı yılan balığının heyecanı. Ve annemin böğürtlen kopları. Yemek yemeyi seviyorum. Abigail. Birbirimize benziyoruz biliyor musun? Ben yemek yemeyi çok severim. Vallahi severim. Yalan yok. Bunu alsam ışık miktarım yükseliyor mu? Yükselmiyor. Benim kıyafetim yok mu ya? Emily'yle de arkadaş olmam lazım. Tam yatıyor mu? Erken mi geldik acaba? Biraz erken gelmiş gibiyiz. Neyse yatalım. Kocam bakın bu sefer ağacın dibinde değil. Kocam bugün evde değil. Kocamsız uyumak. Altı savaşma. Güzel. Paraya bak. Kazanmasaymışım. Neredeydin sen dün gece buraya gel. Ben hesap sorarım. Bu arada ben evim şu an çok düzeni çok gözüme bak. Ama madem bize bugün ne yapacak biliyor musunuz? Tamam yavrum yalnız takıl o zaman. Allah Allah. Yalnızım ben yalnızım ben. Yani bir düşün karım kırılıyor mu? Bir amatist taşını Emily'ye. Okey. Götüreyim Plinto. Sen iste yeter. Abdi seni. Üzülüyorum be Clint'e. Allah. Üzülüyorum demeyecektim de. Allah üzüyor.
Ama affedersiniz de yani o kadar da şey olmasın, ödlek olmasın yani, çıksın karşısına eline vursun masaya, desin ki Emily seviyorum seni kardeşim desin. Uzaktan uzaktan ne o? Çürür gidersin be. Uzaktan uzağa aşk mı yaşadık ya? Bıktım senden ya. Ya kar patatesinden başka hiçbir şey vermiyor ya. Adam akıllı bir şey verse ya. Yok valla ben gideceğim otomatik toplayıcı alacağım. Bu böyle olmayacak. Bak çok ciddiyim. Beni şu çok yoruyor. Seni sıkacağım diye gittim domuz konum memesini sıktım. Utan, utan. Hayvanın psikolojisi bozuldu. Gördüğün muamele. Şimdi alsan diyeceksin ki bana ne gerek var yapıyorsun ya. Sıkıldım. Sıkıldım. Yani hayvanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Daha doğrusu domuzların ineklerle uğraşmaktan sıkıldım. Yani sadece inekler alsam ne olur ki? Hı? 25 bin param var. Alayım ya. Hı? Clint'in girişimi görevin ismi. Clint'in girişimi görevin ismine bak. İnanılmaz bekle. Var ne? Otomatik toplayıcı vardı sende. Ne oldu? Gerçekten büyük rahatlık. Bakın benim önceki sevgilerimin hepsinde var. Orada zenginim ama ayrı bir konu tabii de. Ama çok büyük rahatlık. Gerçekten çok büyük rahatlık. Ve ben artık inek sağmayacağım için çok mutluyum. İnanın bana. Tavuklarla gene bir nevi ilgilenirim. İnekleri sağmak bence daha zor. Bir tane git, bir tane daha al. Emily'ye gidiyorum bu arada. Oğlum sende bir sıkıntı mı var? Babam yakında dönecekmiş. Evet evet biliyorum. Senin kıyafetlerin dış görünüşün şuradan bakınca bir tuhaf böyle bir öyle duruyor çocuk. Ne biçim yaptınız çocuğun kıyafetlerine? Emily lütfen odan dolma ya. Boşuna geldik şu an. Emily altın külçesi istedi diğer görevde. Şu an Emily altın külçesi taşıyamam 756. Burada görev yok. Okey. Gidiyorum madene. Çok bak. Clint'in salak şeyi yüzünden aşkı. Ya salak aşk da bir de salakça değil. Hani yanlış anlaşılmayayım. Salak beceremiyor. Bizden istiyor. Ona kızıyorum ben. Git konuş kardeşim. Ben senin aracın mıyım ya? Kıza ben mi açıklayacağım? Allah Allah. En delirten o. Tabii ki aşk çok güzel bir şey. Bakın 5 katı unut zaten. Aslı sen. Unut 5 katı. Aha orada. Kıyafeti çok komikmiş. Evet. Rabbimin izniyle 5 kat daha inmeye çalışıyoruz bugün. Hadi bakayım. Bir de burası daha zor. Bir de bugün ruhlar mutsuz. Eyvah. Bugün sağda solda işle mi uğraşsaydık? Bence bugün ben altın altın kasmayayım. Direkt merdiven arayışında olayım. Ruhlar mutsuz. Canımızı sıkabilirler. Ama çok altın var. Güzel. Altını toplayıp kaçmayı düşünüyorum. Uzaktan. Gelme. Ya gelmeyin ya. Ya gelmeyin ya. Ya bıktım senden ya. Ya sen ne çirkin bir yaratıksın. Bir öl ya. Hiçbir şey yapmıyor. Üstüme koşuyor. Gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Hadi bunlar gibi atlasa, vursa, zehirlese falan neyse. O kadar çirkin ve gereksiz bir yaratık ki. İsyanım peki? Gelme ya. Bu arada şöyle söyleyeyim. Gördüğüm altınları alırım. Aşağı hani yol çıkar. Aşağıda altın var mıdır falan diye bakmaya inmem. Mutsuzken. Ruhlar öyle bir hata yapmam. Onu söyleyeyim. Yolu bulduğum gibi kaçarım. Yani umarım bak bunu gördüm. Şimdi yol açıldı. Üste de vardı ama geri dönmem. Vaktim çok yok. İnerim. Ben şansı bırakacak bir adam değilim. Başlarda bırakıyorduk. Ne oldu? Canımıza okudu oyun. Burası ne bu kadar boş. Bir sıkıntı çıkmasın burada. Merak ettim. Bir tane daha. Süper. Bana bunlarla gel. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu altın kazmayı ilk yapmışız biliyor musunuz? Gerçekten. Ay bir an sesimi almıyor sandım video ve çok korktum. Hadi artık da. Ne 7 vuruyormuş bu, bir şey değilmiş. Hadi burada çıkın da beni uğraştırmayın. Burada ben bir yarasa sesi duymuştum ama gelmedi. Neyse ben devam edeyim. Yol orada. Ağlayın. İndik mi? Aa inmişiz 5 kat. Tamam. Devam. İnebilir miyim acaba? Ben deneyeyim. İnemezsem yapacak bir şey yok. Mağazda taş kasıyoruz. Ama ben size dedim aşağı inmeye oynuyorum diye. Öp. Hoşt. Bir çıldırma. Bir sakin ol. O kömürü alacağım oradan. Kömür çok lazım. Şu an altın durumumuzu bayağı toparladık ama kömürüm hiç yok. Yani odun yakıyorum kömür için. Düşünebiliyor musunuz? Belki o odunları kendi el emeğimle halletmişim, kesmişim. Bir tane kömür için 10 tane odun yakıyorum.
Pardon, özür dilerim, 5 gün uçakta oldum. İyi, sen bütün şey at geldi. Yolu bulsaydım da şeyi aldığım gibi aşağı kaçsaydım diye planlıyorum. O yüzden henüz koşmuyorum kömüre. Ya şu çirkin bana denk gelmedim. Halletseydik şu işi ya. Ya ne güzel gidiyorduk. Ne oldu? Niye çıkmıyor yol? Daha bir kat daha ineceğim. Oha! Ne sanıyorsun sen kendini? Spider-Man mi? Ne yapıyorsunuz siz? Delirmeyin. Çıldırma. Çılgınlık yapma. Kendine gel. Ben bu salak onu kaybettimse. Yol aç. Kadim çiftlik sırrı 37. satır. Üzüm yemiş Yunimo'dan daha iyi yardımcı yoktur. Bu yeni mi güncellemeli mi geldi acaba hiç benim? Böyle bir şeyden haberim yoktu çünkü. Saat 9. 9. Daha şimdi bir kat daha ineceğim ya. Abi çok lanet bir oyunsun ya. Şu konuda var ya o kadar acımasız ki. Son kat ya bak şimdi beni nasıl uğraştıracak? Saat yakınlaştı çünkü. Ne üzerine düşünecek fikirlerim var yavrum. Alt tarafı altın buluyorsun. Bu ne abi? Zehirledi beni. Vallahi kızıyorum. Lütfen. Dur. Bir dur. Delireceğim şimdi. Niye ama? Niye? Ah! Vallahi indim. Bitirdim madem. Tamam tamam sorun yok hadi hadi. Şimdi bundan sonrası artık arkadaşlar. Bir iki gün. Ey kocama bakın ha. Aa bir şey diyeceğim. Biz Sebastian'la 10 kalp ara sahnesi aramıştık hatırlıyor musunuz? O bu. Adamla evliyiz şu an. Neden bu kadar geç verdi ki ben bu alana sürekli geldim? Geç saatlerde buraya ilk defa mı geldim? Anlamadım. Neyse bu sevgiliyken yaşamamız gereken bir şeydi. Onu söyleyeyim. Altta sana bir şey göstermek istiyorum. Tamam bebeğim, uçur beni. Uçur kadını bebeğim. Güzel uçtuk gidiyoruz izninizle. Bal. Çiçek gibi. Şu uzakta görünen şey Zuzu şehri. Her şeyden uzaklaşmak istediğimde buraya geliyorum ve sadece düşünüyorum. Tüttür bebeğimi. Bir tane bana ver. Peki ne düşünüyorsun? Çok güzel. Ben de garip, üzüntülü bir şey. Suçlu çirkinir sigarışımı bırakmasın. Çok güzel. Yanıtlara bak ya. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama öyle işte. Eskiden şehir beni içine çekerdi ama şimdi kendimi vadideki evimde daha mutlu hissediyorum. Bu da ne acaba? Bizden dolayı olabilir mi? Efendim canım. Genelde kızları buraya getirmiyorum. Aslında sen getirdiğim tek kızsın. Al al oldu bakın. Ya bunu o zaman yaşamamız gerekiyordu ya. Zaten kocamsın. Olsun, bozmuyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evlendikten sonra beni getirmiş olsun. Öyle mi yapalım? Bilemedim. Bah. İlk öpücüğümüz böyle olmalıydı. Düğünde değil. Abi görüntü yok. Devam ettirseydiniz bari. Neyse. Güzeldi. Aradığım ara sahne buydu. Ha ne zaman? Beni buraya niye attın ki? Ben oradan şey yapacaktım hemen. Oradan. Metro sistemiyle. Tünel şey. Ne sistemi ki onun ismi? Ne bileyim ben. Yetiştik bu arada. Rahatlıkla yetiştik yani. Şunları da toplayayım. İnek, inek. Hazır oradayken alsaydın ya üstüne. Süt ve şey. Burada inek de kendime dedim. En azından yetiştik sıkıntı olmadan. İyi bir tane bombamız varmış. Güzel oldu. 102 altın oldu. Çok iyi. İlk bütün jetonumuzu da aldık. Bunları satacağım. Kristal meyvenin verdiği sağlığa bakar mısınız enerjiye? Tamam reis bunları yiyelim o zaman biz. Niye satıyoruz? Evet aşkım. Güzel.
Tamam. 5K. Güzel para. Bir gün de oynayacağım. Yine mağda yapacağım. Caroline ne sever acaba? Bilemedim ki. Taş götüreyim. Taş her kadın sever bence. Bir nebze kaygılı diyordu bu arada. Gördünüz mü? Yani ben anlamıyorum. Yarın buz şöleni. Aa, yarın buz şöleni varmış. İyi, koyacağım. Tabii ki katılacağım bebeğim. Canlarını okuyacağım onların. Ha. Sen kimsin? Ha, Pierre. Kıyafetleri değişiyor ya kışın. Tanıyamadım. Evet, ilk yılım dolmak üzere. Tuğmama devam etsen gelecek yıl iki katı daha rüzgar olur. Ne boş herifsin ya. Sana heyecan verici haberlerim var. Gelecek yıl bir yeni çeşidin olacak. Tamam. Her sezon başına bir yeni çeşit. Tamam. Rakiplerimi tohumla denemelerim. Buna izin ver de ben karar vereyim. Sen değil. Ağla. Ağla Pierre. Su kuduruyor. Tamam, buz şöleni var. Bunlar oldu mu? Bunlar kaç güne olacaklar ya? Merak ediyorum. Verdiği yemeği falan filan. Bütün jeot bir değil mi daha? Hmm. Kız dur. Ne öyle hızlı kalktın, korkuttun mu? İyi bir eş olacağım. Bir şey diyeceğim, ben Emily'ye şeye götürecektim değil mi? Evet. Ben Caroline'a bir tane taş alayım. Bir de Emily'nin taşını alayım elime. Emily'ye ametist götürecektik. Bence Caroline elmas sever gibi geldi bana. 4500'lük şey vereceğiz hatuna. Umarım sever. Yani sevmezse büyük kavga ederim onunla, onu söyleyeyim de. Bakın şimdi sadece giriyorum. Seviyorum. Hazır buradayken bir bakayım sevmediğim var mı? Domuzlarımın ikisi büyümüş. Bakın. Daha ne esiyim? Daha ne esiyim yani? Hey gidey. Aynısını tavuklara da yapabilirim yani her an. Ben daha burayı büyütmemişim bu arada. Yemek koyma sistemimin olmadığını şu an fark ediyorum. Bağıracağım. İçimden bir ses şu satıcıya in diyor. Ve ben de o içimdeki sesi dinleyeceğim. Bu içimdeki sesi dinleyeceğim ve o satıcıya ineceğim. Meyve suyu yeni gelmiş bakın. İçime mi doğdu benim? Kusura bakmayın ya. Allah. Gerçekten kusura bakmayın. Ben dayanamıyorum daha fazla. Şimdi bir de kümesi büyütmeye ne kadar istediğine bir bakayım Robin'in. Otomatik büyütmeyi de koyduğumuzda. Büyütme diyorum, pardon, otomatik saman doldurma diyeyim ben ona. Bu bitti. Köprüyü onaracağız. Bu güneş balığının Allah cezasını versin zaten. Onu tutamadım. Ölüyorum sinirime. Aa! Aa! Aa, koş! Koş, geri koş. Şuradan bir tane yumurta al. O da oradaydı. Koş koş, onu da bitirelim, koş. Var para, var. Sıkıntı yok. Arada bir halk evinin ürünlerini verdiğini biliyordum. Ama iki tane birden vardı. İki tane birden var. Şeye bakıyordum, koluma bakıyordum ya. Şurada kalem var. Kalemle koluma harita çizmişim. Neyse, şunu kapağını kapatayım mı? Kolumdaki o siyahlık ne dedim de ona şaşırdım. Neyse tamam. Heyecan yapma. Bu bitti. Bu bitti. Bu bitti. Şeye gidiyorum şu an. Sahile gideceğim. Balıklara zaten baktık. Tamam, çoğu bitmiş oluyor. Belki Noturis kabuğunu buluruz ya. Onun hangi mevsim çıktığını hatırlamıyorum çünkü. Bakarsınız kıştır. Şansımıza çıkar. Sonra kalan zamanımızda da maden yaparız yine. Bakır katında olacağım için sıkıntı olmaz. Aşağı inme derdimiz yok. Sadece bakır toplayacağız. Saat önemli değil yani. Bir de bakıyormuşuz. Kışın çıkıyormuş Noturis kabuğu. Ben onu unutmuşum falan filan. Aa, muazzam olur. Ağla. Ağla Aslı. Ağla. Oyun. Ay bırak peşimi, istemiyorum seni ya. Bıktım senden ya. Şu yan tarafa bakayım. Bir umut. Otelis kabuğu. Hadi. Altın mı? Nereden altın çıktı ya? Burada niye bir şey varmış gibi duruyor tam şurada. Ben ağlıyorum. Güzel olurdu ya. Of. Üzdü. Ya şu Penny'yi o kadar çok seviyorum ki. Önceki kayıtlarımda erkek karakterlerim de var benim. Çoğunda Penny ile evliyim, biliyor musunuz? O kadar tatlı bir kız ki.
O kadar tatlı. Gerçekten. Köprü onarımı diyor. Şey açılacak. Madenin o tarafı. Kış tohumlarını ekebilirim bu arada. Neden ekebilirim biliyor musunuz? Eğer şu kış meyvesinden veriyorsa, kırsal meyveden, onu yemek olarak kullanabiliriz. O güzel olabilir. Onları ekeceğim. Nasıl fışkiye var. Sıkıntı değil. Çok güzel oldu. Şu kız ayağımın altından zille. Ne diyor Allah bilir. Pardon. Bu da değil. Aa, tohum üretici. Süper. Bunu bulamadık, bunu bulamadık, bunu bulamadık. Tamam. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Şimdi Caroline ve Emily'yi bulacağız. Emily aşağıda, Caroline de burada. Çok güzel oldu ya. İyi ki aşağıymışım satıcıya. Gel o kanka. Neredesin? Acaba neredesin? Aa, önümde. Kadın önümde. Sen elmas istemiştin. Elmas istemiştin, pardon. Senin doğum günün elmas getirdim. İyi, iki kalp birden olduk. Güzel oldu. Bir de konuşayım. Elmas sevmediğini bilseydim 4500 liralık şeyi sana vermezdim. Elmas sevilir diye düşündüğüm için getirdim sana. Onu bir açıklaması yapayım önce. Canım sıkılmadı değil yani. En azından bir kalp. Emel yok mu hala? Bu nasıl iş kardeşim? Ben sabahın altısında kalkıyorum ya. Şş, Emel'e. Kredi sana selamı var. Neden geldi umurumda değil diyor. Çok güzel, teşekkür ederim. Ağla Clint. Ağla Clint. Ah, hazır Hayley oradayken bir Hayley'e bakmak istiyorum. Canını okuduk günün ya. Of. Ay çok güzelmiş üstündeki. Benim için Alex'e merhaba der misin? Sizin şu birbirinize olan hayranlığınız insanların canını sıkıyor. Ben size söyleyeyim de. Ya şu çocuğu niye şöyle giydirdiniz ya? Çok komik duruyor ya. Valla yarın ya, bir sonraki bölümün girişini kapatacağım ya. Şimdi ertesi günü. Videoyu kapatacağım. Ne diyorsunuz? Yetişemem değil mi çöle? Alex, Hayley selam var. Sanki ucundan yetişeceğim gibi ya. Vallahi ucundan yetiştim ha. Yeminle ucundan yetiştim. Gideceğim şimdi onu da alacağım. O köşeyi görünce geldi aklıma yukarı çıkarken. Madem unutun bugün. Madem ağlasın. Hem gelmişken şu kıza bir bakayım da üstüme alacak kıyafet bir şey var mı? Sen ne yapıyorsun orada kollarını sarkmışsın? Aa, ikisi de garip bebek. Tipler çok iyi. Sonra gidelim çantayı, üstümüzü başımızı toplayalım. Şunları ekelim. Gömlek, kıyafet. Ay çok pahalıymış. Hayatta vermem bu parayı ona. Şeycim. Evet, kulüp kart çekil manka. Hadi bakayım ha. Burayı da göstereyim size. Böyle bir yer. Bunu da görmüş olun. Hoş bulduk Bay 2. Sende ışık var. O yüzden seni ayırdım. Ne ışığı mı? Sanat ve gizemin ışığı. Bizim gibi insanlar dünya yaşında bir kılıp halkası. De kumara vuracağız. Onu da söyleyeyim. Bir ara vuracağız. Şu an param yok. Biraz zengin olalım. Böyle bir işleri yerine getirelim. Kendimizi bir sağlama alalım. Kumara vuracağız. Sebastian bizi eve falan almayacak yani öyle. Aa, şu kelebek yeni eklenmiş. Bakın şöyle bir kelebek yoktu. Yani ben hiç hatırlamıyorum. Yani 3 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kış ayında şöyle bir hayvan hatırlamıyorum. Tamam. Şimdi öncelikle şunları şuraya bir at. Tamam mı? Sonra buraya gel. Şunları boşalt. Sonra şunu. Bu değerli bir şey. Bu sonra çok değerlenecek bir şey. Sonra şunları bir halledeyim. Bunları sırf niçin ekiyorum biliyor musunuz? Bak şu kristal meyveden verir diye. Şunları. Güzel oldu. Şu ikisini alabilirim. Bakın bu kelebekler gerçekten yoktu ya. Eminim. Yeni gelmişler ve çok güzeller. Çok güzel. Sera kontrol. Yukarıyı kontrol. Ve sonra yatağınızı. Sera temiz. O kahveler olmuş mu? Bana böyle geldi. Kahve çıkacak herhalde. Deneyelim bakalım. Olmadı.
Abi ekeriz ya. Hı? Ne diyorsunuz? Ekeriz değil mi? Şimdi şöyle. Bunu bırak. Bunu da buraya bırak. Tamam mı? Şimdi burası maden. Değil mi? Bunları koyacağımı unutmayayım. Hatta böyle yapayım. Daha güzel oldu. Değil mi? Tamam, bu şekilde hallettim. Bu şekilde yatabilirim. Bakayım. Çok temiz. Yarın da bu suyu ne varmış? Şurada şey var. O bir taş var. Eğer o taş çok ufak bir şansa o taşta şey çıkıyor ya. Prizma. Çok ufak bir şans ama çıkıyor. Umarım çıkar. Tamam. Burada bitireyim. Çok verimli bir bölüm oldu yine. Biraz uzun kaçabilir ama dediğim gibi o maden kısımları vesaire hep keseceğim için size daha izlenebilir bir sürede video sunacağımı düşünüyorum. Gerçekten çok verimliydi. Çok memnunum. Ve çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen bana destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.